Bu güzel bölümün son noktasını koyacak olan hanımefendi Deniz Hanım geldiler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz? Çok iyiyim. Böyle bir bölümün içerisinde olup da insan kötü olabilir mi? Bence de. Çok da güzel performanslar da izledik. Başlasın mı? Başlasın. Başlamasın. Önce siz biraz kendinizi anlatın bize. Tamam. Deniz Taştelen, 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün 3. sınıf öğrencisiyim. Siz Betül Hanım'dan bir sene önce, bir sene ilerdesiniz. Hmm. Evet, denk geldi bugün. Tamam. Yani efendime söyleyeyim, bendeki bu beldeki sıkıntı bel fıtığı artarsa size mi geleyim, Betül Hanım'a mı gideyim? Ben önce mezun olacağım, bana gelin. Betül Hanım çünkü zaten elinin tersiyle tedavi eder gibi geliyor. Dur bakalım, göreceğiz. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Dirhemin 400 katı olan bir ağırlık ölçüsü. Kilo? Eskilerde kalmış, dirhem gibi. Okka. Nedir? Okka. Okkadır, gayet güzel. Tamam. Gelsin yenisi. Gelsin yenisi. Daha kolay bir soru. Bıkma, usanma. Bezme yok. Gibi bir şey ama mema yok bunda. Gelme denir mesela. Bıktım, usandım, nokta nokta geldi. Gına. Gına geldi. 400 puanla. 5 harflidir, tek kelimedir efendim. Gayet basit bir şeydir. Siz de basit düşünün ne olur. Tamam. Buyurun. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçeğe... Veri, bulgu. Güzel. Bulgu güzel. Bulgu çok hoş. Çok uzağa gitmeyin. Bulgu gibi bir şey. Aynı kökten değil ama. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek. Şöyle bir nokta nokta edindim. Daha önce bilgi. Bilgi. Ne güzel, ne güzel. 5 harflidir, tek kelimedir. Dikkat. Tamam. Yün, örgü, o tip işlerle hiç uğraştınız mı? Anneannem uğraşıyor. Öyle mi? Neler örer? Patik. Patik örer. Cevabı acaba bunu da mi? Patik değil. Acaba tamam, süveter. Dur bakalım bu kelimeyi de kullanıyor mu? Yünden örülmüş terlik mez. Patiğin yetişkin versiyonu. Patik. Tıpkı patik gibi ayaklık, kelimede. Yok. Patiğe çok benzer. Petik yok. Harf alayım. Buyurun. Hah. Çorap. Hayır. Çorap patiğe benzemez ki. Söylenişi çelik benzer. Yok. Patik gibi. Harf alayım. Ç'si çıktı zaten. Alayım. Yeter. Çetik. Duydunuz mu böyle bir şey? Çetik. Duydunuz. Bir anda akla gelmedi sadece. 1600 puandayız. Şu anda 2 dakika 46 saniye var. 16 tane harf alabilecek durumdayız. Nasıl? Süremiz de güzel. Puanımız da hoş. Buyurun yola devam edelim. Tek kelimeden oluşuyor. Sonunda bir yoksunluk eki var. Yoksunluk eki. Sız, siz gibi bir şey. Tamam. Şöyle soruldu. Karanlık çehreli, sevimsiz. Suratsız değil. Suratsız. Yok. Olmaz. Sız. Yüzsüz. Yüzsüz pek yani karanlık çehreli demek değil. Yok, sanmıyor. Sevimsiz. Tatsız. Tatsız da olmaz. Harf alayım. Aldık bir harf. Nesiz? U. Huysuz. Yüzü. Çehresi. Ruhsuz. Ruhsuz da değil o. Bir ışık yok yani adamın yüzünde. Nursuz. Tamam. 2100 kasa. Böyle insanı azarlıyor gibi konuşuyorsunuz. Farkında mısınız? Ben mi? Yok, heyecandan. Şaka yapıyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz efendim. Buyurun. Sakın beklemeyin. Çok heyecanlıyım. Çok güzel ritim ama. Acı çikolata. Nedir o? Bitter. Nedir? Bitter. Bitti bile. 600 puan daha. Her şey yolunda. Burada artık cevaplara ulaştınız. Süreniz güzel. 2 dakika 15 saniye. Şununla birlikte yarısına ulaşmış olacaksınız zaten. Tamam. Tek kelime sonuna almış ekini, aldığı ekle birlikte olmuş 7 harfli. 2 kelime 7 harfli, tamam. Tek kelime. Ay, tek kelime. Tek kelime sonuna ek almış dedim. Tamam. Buyurun. Teklifsiz konuşmada, alışverişte aldatan, pahalı mal satan. Kazıklayan, kazıkçı. Nedir? Kazıkçı. Durdurdular bu arada. Kasayı 3400 yaptılar efendim. 7 harfli cevapları bitirmek üzereler. Tek kelimeden oluşuyor. Nasıl soruluyor? Görelim. Evlenilen kişinin babası. Kaynata. Nedir? Kaynata. Buldular, sığdırdılar. 4100 oldu kasa. Her şey yolunda. 8 harflidir. Tek kelimedir. Tamam. Bir meslek dalıdır. Bir meslek dalı. Meslek dallarından bahsederken sonuna zaten bir ek konur. Onu tahmin ediyorsunuz. Ben soruyu okuyayım. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan meslek dalı. Mimar, planı yapan mimar. Evet, o meslek dalına ne deniyor? Ne okuyorum? Mimarlık. Ne okuyorum? Mimarlık okuyorum.